Selamlar gençler, yepyeni bir Stardew Valley videosuna hepiniz hoş geldiniz gençler. Önce şunu söyleyeyim gençler, videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bu gerçekten çok önemli benim için. Onun dışında Stardew Valley serisini özellikle izleyenler için konuşuyorum. Çok çok büyük bir kısmı abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Abone olursak gençler beni çok mutlu etmiş olursunuz ve çok da büyük bir katkı sağlamış olursunuz bana. Hadi o zaman yavaştan oyunumuza geçelim. Envanteri açtım süre gitmesin diye, saati akmasın diye. Burada balıklarımız var. Balıkları satacaktık bugün hatırlıyorum. Bu efsanevi balığı tabii de satmayacağız, kızıl balık. Efsanevi oluyum. Hayır, bunu uyma tabii de. Şimdi buradan bir balık koyalım abi. Efso balık. Bu değil, şuna. Efso balık. Kızıl balık. İyi de para eder aslında, biliyor musun? Öf. Neyse. O zor balıklar demek ki buymuş. Onu da öğrenmiş olduk. Benim ışığım şu an bir şey ya, bir tuhaf çalışıyor. O biraz beni tereddüt etti. Bir kısılıyor, açılıyor bir daha. Belki de güç kaynağında sıkıntı vardır. Onu düzeltmek lazım olabilir. Çünkü çok pahalı bir şey bu ya. Ben bir daha alamam. Alırım. Mecbur alacağım vardı. Alamam değil. Alacağım ama. Bozulmasın. Abi onun dışında bir şey de test etmek istiyorum. Şuradan test edeceğiz. Abi aynı tür balık yok mu hiç? Pisi balığı var. Yok herhalde. Neyse, bugün tutarız. Aa bak şimdi. Bugün ıtır şahını aldık. Bir tane almışız elimize. Yumurta da alacağız şimdi. Bir gidelim. Gidelim abi. Bugün bir sulu... Ah! Kavunlarımız olmuş gibi gözüküyor artık. Değil mi? Hadi ya. Nasıl olmamış lan? Daha olmamış mı bu kavunlar? Neyse, bu ne? Domates! Hadi bakayım. Domateslerimiz oluyor artık. Artık domates yetiştiriyoruz oğlum. Müthiş be. Süper be. Neyse. Abi yumurtaları bir alalım. Önce bunları çıkaralım da. Bunlar dışarı çıksınlar. Selam yumurtacılar. Evet, yumurtayı verin bana bakayım. Teşekkürler. Yerinden bile kıpıldamıyor herifler. Direkt ihtiyacımız olan kadar tamam. Vereceksin bana. Hop hop hop. Merhaba. Yumurtam sıcak, inanmasın geldi bana. Neyse. Abi bu arada yaz da yavaştan bitiyor. Şu kavunlar inşallah olacak yani. Gübrenin etkisinin olması lazım, yoksa ölecekler. Çok korkunç bir durum. Umarım 31'ine çekiyordur ay bu arada. O da ayrı mesele. Şimdi buraları sulayacağız mecbur arkadaşlar. Ben ya biliyorsunuz nefret ediyorum bunları sulamaktan. Hiç haz etmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Otomatik sulama kesi falan yapamıyoruz mu ya? Yapabiliyorsak çünkü söyleyeyim bana da yapalım. Bu nedir ya? Amele gibi. Abi ben cidden bunu sularken sıkılıyorum ya. Otomatiği yok mu oğlum bu işin? Suyumuz bitecek, şunu dolduralım abi. Dolduralım, tamam. Abi bir kademe daha geliştirsem bu su koyduğumuz şeyi acaba böyle altılı falan sular mı? Öyle bir durum varsa abi hemen. Hemen yapıyorum ya. O kadar güzel bir vakitten tasarruf ettirir ki bana o varsa. Abi de şunu sulayalım. Hüsnücüm benim. Al sana su. İşte bu. Hüsnü önünden geçme benim. Şanssızlık getiriyorsun. Yaşlı karakter değilsin sen ama neyse. Abi siz tavuklar burada işinizi halledin. Abi aşağıdan gideceğim. Mahallenin de dükkan açılmıştır. Dükkan. Dükkan değil bizde arkadaşlar. Dükkan. Abi aşağı doğru inelim. Mahalleye bir yumurta verelim. Yumurta. Yumurtacı. Bak üstün kalite var burada. İyi kalite yumurta var. İyi kalite yumurta varsa biz de varız. Al bakayım.
Ha. Peki. Neyse bari sen bana bir bari erzak ver. Isıtıcın abi. Kışın mutlu ve sıcak tutar hayvanları. Şimdilik kalsın abi. Busius makas neydi? Abi gün. Al bakayım bir saman ya. Al 8 tane. Teşekkürler. Yukarı doğru çıkalım. Buradan direkt şeye geçeceğim arkadaşlar. Direkt olarak Penny'ye geçeceğim. Penny yukarıda bir yerdedir diye tahmin ediyorum çünkü. Yani duan mı akıyor orada bir şeyler yapıyor. Oraya bir bakacağız. Ardından da ne yapacağız hemen söylüyorum. Balıkçılık mertebesine tekrardan gideceğiz. Şimdi önce bir fala bakalım abi buraya gelmişken. Ah, bu sefer balık tutmayı için uygun bir gün değil. Anladım. Yapacak da bir şey yok. O zaman öyle olacak. Saman balyalarını da şuraya bir koyalım. Elimizde yumurtayla geziyoruz. Vay be. Kaç tane var şu an burada ya? Gösterse keşke. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yumurtaları bir koyalım. İyi kalite yumurta kalsın abi. O iyi kalite yumurtayı da Marnie'ye veririz. İyi kalite olunca daha böyle çok seviyorlar diye düşünüyorum. Şimdi abi yumurtaların da iyisini bulduk. Şimdi de Penny'ye doğru yol almamız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Selamlar, selamlar, selamlar dünya halkı. Dünya, dünya, dünya. Abi gidelim bir. Yukarı çıkalım. Penny genelde burada oluyor. Bugün de umarım buradadır. En yakın zamanda bir 10.000 gold yapalım da çantamızı bir kademe daha geliştirelim abi. İyi olsun. Ama bu arada Penny burada yok ya bugün. Bugün Penny burada yok abi. Penny bugün burada yok. Yapacak da bir şey yok. Itırşağını alalım buradan ya. Şuradan. Itırşah. Itırşahı. Merhaba reis. Yalnız mı kalmak istiyorsun? Peki anlıyorum seni de. Penny bazen sağda kalabiliyor. Şurada bir yerde olabiliyor arkadaşlar. Penny'yi bugün ne yazık ki bulamayacağız gibi. Penny'in sabit kaldığı bir yer var mı onu bilmiyorum dediğim gibi ya. Nerede iş yapıyor, hiç yapmıyor mu? Boş mu geziyor bilemiyorum yani Penny. Hayley burada ama. Çiftçilik kulağa çok sıkıcı geliyor. Bütün gün ne yapıyorsun ki? Bitkilerle ilgileniyorum, mağaraları keşfediyorum. Odamda dolanıyorum, odamda herhalde. Hazine arıyorum. Mağaraları keşfediyorum. Hem kulağa çok çok iş gibi geliyor. Evet. Hazine arıyorum mu deseydim. Selamlar kabuk. Ubaya. Kalite. Hop kalite. Hop 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 kalite. Yeah. Bugün yine bizi üzmemiş. Şans yanımızda olmayacak belki ama güzel ürünler geldi yengeç tümleşlerinden, çömleklerinden. Mercan yok herhalde burada. Maalesef efendim, maalesef. Maalesef efendim, maalesef efendim. Buraya bir dolduralım arkadaşlar. Oltanın içinden alıp yemleri. Şimdi bir balıkçıya uğrayalım arkadaşlar. Nerede lan o? Balıkçı! Uyuma bölgesi. Kitli. Balıkçı nerede lan? Bugün kapalı mı yoksa ya? Ya açık normalde şu an.
Balıkçı nerede oğlum? Allah Allah. Burada. Bak oğlum. Yem verdim yanlış herife. Balıkçıyla aramayı yapıyorum galiba. Nerede o? Vay arasın. Beni bekar be. Balıkçılık gelişiyor zaten, gelişiyor. Abi dükkana git, dükkana bak bak, dükkana git, balık tutmayı boş ver. Satacağım balikler var. Bak balık. Satacağım. Oğlum bu kadar da olmaz ya. Para kazanmak için satmaya geliyoruz. Balıkçı balık tutuyor ya. Bu nedir ya? Kapanacak zaten şimdi dükkanları. Bu nedir ya? Bu ne boş gündür ya? Vallahi üzdü. Bomboş bir gün geçirdim. Gerçekten bomboş bir gün geçirdim. Üzücü oldu. Neyse. Yapacak gençler bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O zaman şu tırşanı bir koyalım. Tamam. Ama madene gitsem bu saatten sonra madende pek bir şey yapacağımı zannetmiyorum gençler. Ne yapalım? Biraz odunları kıralım değil mi? Odunları bir kıralım ama bahçenin önündeki. Onlar bir kırılsın. Bir deniz ürünlerini buraya atalım da. Yapacak bir şey yok. Balıkçı daha çok para verdiği için balıkçıya satacağız bunları. Boş yere satmayalım yani bizimkini. Odun kıralım o zaman. Evimizin önündeki odunları kıralım. Yenilerini dikelim. Aramını yapmam gerekiyordu yakın zamanda. Şimdiye nasip olmuş. Kökleri de kıracağım arkadaşlar. Bu ne ya? Gıcık gıcık şey. Gıcık bir şey bu ya. Hareket edemiyorum bunlar varken. Hareket edemiyorum hocam. Kumat hocam. Buraya düştüm buraya. Aynen. Enerjim de bitti, bitecek gençler. Bunu da kıracağım ve bitecek. Az kalsın bir düşündüm abi. Dedim acaba enerjim bitmeyecek mi ya? Bir tanesini kurmak için bile. Abi odun kaç para? Çok merak ediyorum. Biraz odun koyacağım. Bir yasalım abi. Bir yatalım. Yat abi yat. Rahat ol sen. Odunlar bize yak denecek kadar az para kazandırıyor. Okey anladım. Hepsi büyümüş. Hayırlı olsun. Hasat vakti gelmiş. Tomato. Hasat vakti gelmiştir. Domatesleri de alalım. Alalım hocam alalım. Biberler de büyümüş.
ağızdan alamıyoruz. Demek ki bizde olmayan bir kalite. Bunlar daha büyümedi mi ya? Bunları zaten... Şu kavunlar boşa gitti kesin de bunlar büyüyecek mi bilmiyorum. Envanteri bir güzel doldurmuşuz arkadaşlar. Şimdi satışa çıkaracağız. İyi kaliteler kalacak. Dandik kalitelerin hepsi gidecek abi. İyi kaliteler bizde, dandikler gidecek. Domatesler az var. Onları satmayacağım. Abi şimdi bir mektubu almadan önce envanteri bir boşaltalım. Abi 5'ini de satarız. Bizde varmış zaten bu kaliteden. Tamam. Güzel. Şunları da alalım. Bunlar iyi kalite herhalde. Güzel güzel. Altın kalite bu. Baharat meyvesi düz kalite arkadaşlar. Onu bir koyalım. Bunu da koy. Hızlı şöyle koy. Gerisi de kalacak. Acı biberin iyi kalitesi, üzümün iyi kalitelisi. Sıradan gübre. Gübre mi böyle var ama şey sıkıntı gençler. Şey sıkıntı. Bize tohum yok. Yeni mevsim için tohumumuz yok. Onu yeni mevsim geldiği zaman koyarız. O düşük kaliteyi alayım bu arada. Onları satarız. Itırçağının düşük kalitelisini alalım. Bir tane bunu alalım. Belki şey veririz. Peniye bulursak artık. Evet, başka da bir şey satmamıza gerek var mıdır? Yoktur herhalde. Ama odunları koyalım. Odun işimize her türlü yarayacaktır zamanı gelince. Bir şunları ekelim gençler. Kozalakları falan da ekeceğiz. Tamamdır. Burada bir orman çıkacak. Orman. Sevgili Berk, bu akşam on sularında ender görülen güzel bir şey gerçekleşecek. Ay ışığı deniz ananları kış için güneye göçüyorlar ve Pelikan kasabasından geçecekler. Deniz ananları geçecekmiş. Hepimiz onları izlemek için kumsalda toplanacağız. Bunu kaçırmak istemezsin. Akşam görüşürüz Demetrius. Akşam onda gençler, gitmemiz gereken yer belli. Tamam, bugün deniz anılarının gösterisini izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir gösteri olacak. Çok güzel bir gösteri olacağından benim şüphem yok. Sizin de olmasın gençler. Buradan yumurtaları toplayalım. Yumurta. Kaç tane var abi? Göstermiyor ki. Silo'dan bakalım ama Silo'dan. Selam Silo. 11 tane kalmış zaman balyası. Yani mantıklığımız zaman 2 tane yağmurlu gün içerebilecek kadar var. Ha bir de oradakiler var. 3 tane geçiririz. 3 yağmurlu gün daha geçirmeyi için yeterli kadar var. Aşağı doğru inmemin sebebi nedir acaba ya? Neyse bugün hediye verebiliriz manimize. Çünkü pazar günleri biliyorsunuz ki haftanın birinci günü diye kabul ediliyor. O yüzden yok erzik almayacağım. Ama mantıklıymış. Yok almayacağım erzik. Yüksek kalite bir yumurtam var. Olsun yumurta. Çok çok teşekkür ederim. Baba Chingo sana. Artık aramız vardır değil mi ya? Marini ile. Geçtik mi?
Marni artık aramız var. Donunu bir almam lazım. Don almak istiyordum oradan ben ya. Don alacaktım ya. Don alacaktım ya sözde. Bir tane don ya. Alt tarafa bir don ya. Don ulan don. Ben size ne dedim ya. Don lan don lan. Mor bir tane don işte. Sen getirip o dakika razıyım ben ya. Yapacak bir şey yok gençler. Yapacak hiçbir şey yok. Yukarı çıkalım bakalım. Yumurtaları satalım arkadaşlar. Sonra da Penny'ye bakalım. Bu arada Hüsnü sanki aç duruyor. Evet. Ve bir şey daha fark ettim. Allah'ım yarabbim. Maalesef. Bunları bir sulayalım. Sulanın, 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 daha çok su, 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 ve su, sulandınız. Hüsnü'ye de suyunu verelim gençler, sonrasında bir Penny'ye bakacağım. Penny, Penny. Yes, papa falan. Oğlum harbi Hüsnü uyuyor galiba burada lan. Evet. Bakalım bir şey var mı? Yok. Selam Dexter, Profesör Dexter. Ne yapıyorsun reis? Harbi. Geçinme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Yeterli hastam yok. Maalesef hastalanmıyoruz biz burada. Hastalanım lan. Hasta mı oğlum? Ölelim mi? Ölek mi? Sen para kazan diye biz ölek mi ya? Ölmek istemiyorum. Abi Penny'yi kaç gündür göremiyorum. Taşındı mı lan acaba? Yok taşınmaz ya. Penny yakın mıdır buraya Cep? Merhaba Robin. Merhaba Maru. Bahsederim çok ilginç ekinler yetiştiriyorsundur. Babam yılın bu zamanları vadide bir sürü egzotik bitkinin yetiştiğini söylemişti. Tabii oğlum ne sandın? Ne sandın? Umarım Demetrius deneyleriyle evi patlatmaz. İnşallah reis, inşallah. Hep karıştırıyorum çıkışın neresi olduğunu ya. Penny, Penny neredesin? Penny'm benim, neredesin Penny? Hasretinle yandı gönlüm, yandı gönlüm, yandı yandı. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, yandı gönlüm. Kılıç alacağım kardeşim, korsan kılıç. Bayağı hasar veriyor lan bunlar. Pala. Diğer pala. Bayağı iyi lan bunlar, spor ayakkabıları. Biraz dayanıksızlar ama yakışıyorlar. Artı bir savunma. Dokunulmazlık da veriyor bu. Karşı saldırı hasarını %10 artırır. Topaz yüzük. Silah hassasiyetini %10 artırır. Abi ben aslında palayı alsam mı ya? Pala. Pala. Diğer pala. Yeah 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 yeah. Diğer pala diğer pala diğer pala. Evet neyse. Bakalım kaç tane yapmışız. Yarasalardan 200 tane öldürmemiz lazım. 1 tane öldürebilmişiz. 1000 tane balçıkça öldürmemiz lazım. 73 tane öldürmüşüz. Mağara böcekleri az kalmış. Kızılcalar az kalmış. Kazılcalar pardon. Kaya yengeçleri de yani 6'da 1'e bitirmişiz.
%18'i falan oluyor yani. Hasretinle yandı gönlüm. Peri peri, neredesin peri? Hasretinle yandı gönlüm. Yandı yandı, peni gönlüm yandı. Harbiden peni 5-6 bölüm, 5-6 gündür, oyun günüdür göremedik herhalde ya, aşağı yukarı. Bu ne abi? Çiçek herhalde o beyaz şey. Hem arkasında beyaz tavşan falan var sanırım. Peni demek ki bu saatlerde buraya geliyor, öğlen vakitlerinde. Peni bak sana, ne getirdim, beğeneyim mi acaba ya? Teşekkür ederim, çok özelmiş gibi duruyor. Mağara Peni! Seviyor mu lan? Seviyormuş! Seviyormuş! Biliyordum sevdiğini! Bunu sevdiğini hissettim, sezdim! O yüzden sana bunu getirdim. Bugün rahatlayacak ve olumlu düşüneceğim. Tamam, kararlıyım. Beni bir... Evet, bir şey diyecektim boşver. Abi o zaman bu gariban kılıcımızı artık bırakıp yerine palayı kullanacağımız için bunu önce bunu şuraya koyalım. Ardından çöpe atmayacağız elbet. Bu kılıcı da evimizde paslanması için bırakalım abi. Ardından hemen ne yapacağız? Brickçi. Niye gideceğiz arkadaşlar? Hasretinle yandı gönlüm. Fazlı ne diyor bugün? Ne iyi ne kötü, bugün olacaklar sizin elinizde, tamam. Yımırtacım. Abi kılıcı nereye koyalım? Buraya. 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 Evet. Hasretinle yandı gönlüm. Balıkçıya gidelim gençler. Yandı yandı, yandı gönlüm. Başa geldi anlamadık işler. Olmaz olmaz yandı gönlüm. Gidiyoruz sonsuzluğa ve ötesine. Yüksek kalite ve hediye verince büyük ihtimalle daha hızlı kalp malp çıkıyor. O yüzden yüksek kalite vermeye özen göstermemiz lazım arkadaşlar. Ben bunu düşünüyorum. Abi palayı mı attık? Cidden palayı mı chest'e attık? Zeka. Ha, şöyle niçin hazırlanıyor peki? Peki abi. O zaman maalesef yine geri dönmemiz gerekecek. Bari palayı alalım be, değil mi? Boş boş beklemektense. Şuradan çıkalım. İlerleyelim bakalım. İlerlemeliyiz, ilerlemeliyiz. Tıttırıdıttırıt. Palayı geri verin. Tamamdır. Her şey hazır. O zaman bari ne yapalım abi? Saatte... Gerçi saat de yaklaşmış. Yaklaştıysa saat gençler. Balık tutarım ama burada balık tutalım arkadaşlar. Balığı burada tutalım. Yem nerede? Buradan. Benim yeni yem almam lazım, onu fark ettim. Kesin yeni yem almam lazım. Selamun aleyküm arkadaş. Mercan balığı geliyor bu arada. Boom. Biraz geç yaptım.
yosun. Oltaya bir şey geliyor. Bu turnuvalı. Hoppa. Ve rekor. Ve biliyorum ben bu işi gençler. Ben bu balıkların ne geleceğini biliyorum. Sessizlik oldu. Ya turna balığı ya başka bir balık. Ama vereceğim balığı olmadı kesin. Turna balığı. Attım bakayım. Yosun geldi. Yosunlara devam ediyoruz. Bu da gençler bizim son balığımızdı. Başka da balık tutmayacağız gençler. O tuttuğumuz balıkları ucuz biliyorum ama buraya satacağız. İyi kaliteymiş aslında. Neyse hep buluruz ya. Dibimizde zaten. Yosun da koş. Eve git. Özleri koy. Buraya değil. Buraya. Şimdi yavaştan alt taraftan balıkçıya kadar gidelim. Balıkçıya kadar gidelim değil. Sahile gidelim. Balıkçı aklıma geliyor hep her sahil düşündüğümden. Bunun adı aşk sayılır. Neyse. Bu yalnızca sana değer. Kamera arkası koydum ya geçen Pixar videosuna, o aklıma geldi şarkı söyleyince. İneklerle bile uyumuş biz ananas diyecektim bu arada. Deniz anası görmeye gidiyoruz. Herkes oraya gidiyor galiba. Aşağı inecek yok. O buraya gitmiyormuş. Tam vaktinde geldim. Beni aşkım. Sadece dalgalarımı seni götürmemize izin vermelisin. Neredeler deniz anaları? Deniz anaları bunlar mı? Bunlar deniz anası mı oğlum? Şaka yapıyorsun ya. Abi bunlar deniz anası değil. Bunlar emzik anasını satayım ya. Herkese bari konuşayım. Eğer denizi kirletmeye devam edersek deniz alanlarının nesli kesin tükenecektir. Çoktan tükenmeye başladı bile aslında. Bugün özel ayakkabılarımı giydim ama kimse fark etmedi. Aga be! Oo bak gelinlik giymiş. Yok elbise. Şu sonsuza kadar uzanan denize bakar mısın? Denizin derin karanlıklarında pek çok canlı yaşıyor. Ürkütücü değil mi? Kesinlikle. Sen Jody. Şurada bir şeyin parladığını gördüm. Ah kayboluverdim. Umarım bu senin yavru deniz anaları da olur. İnşallah kardeşim. Deniz anaları bir sene önce de buradalardı. Bir sene sonra da yine burada olacaklar. Doğa gerçekten inanılmaz. İyi akşamlar babaç. Ay ışığı deniz anaları yaklaşıyor. Uzakta parıldayan bir tane gördüm bile. Mumlu kayıyı denize bıraktığımız zaman gelip bize merhaba diyecekler. Ha, bunu denize bıraktığımız zaman merhaba diyeceklermiş. Hadi bakayım bunlar deniz anası değilmiş zaten ya. Gece balıklarının çoğu ışıktan korkar. Bunlar biraz garip. Yaz mevsiminin sona erdiğine inanamıyorum. Daha yeni başlamış gibiydi kesinlikle. Şu eski ahşap iskelenin üzeri epey ağırlaşacak. Ben burada bekleyeceğim. Kameramı getirmeliydim. Hep unutuyorum. Benim var kameram. Seni de sana da veririm. Nedir bulunan yeşil deniz alanı? Nadir bulunan nedir ne ya? Nadir bulunan yeşil deniz alanlarını görmek istiyorum. Tamam.
Penny ile konuştum zaten, sizle de konuşayım. Merhaba George, deniz ay içi deniz anarı. Acaba tatları nasıldır? Asla denemem elbette ama merak etmek elde değil. Kesinlikle aşçı olduğun için öyle diyorsun. Gaza söyleme ama bugün yiyecek bir şeyler olmadığı için mutsuzum. Aga be, aga be. Var lan, tezgah var. Ay ışığı, deniz anası afişi, bulut çıkartması, uzay çıkartması, modern kilim, deniz köpüğü tatlısı. Oha! Bu ne lan? Paraya gel. Hadi bir afiş alıyorum lan bugünün anısına. Hadi sizi mi kıracağım? Bir afiş aldım. Mumlar çok romantik değil mi? Kesinlikle mumlar çok romantik. Vay be, ne güzel gözüküyor be burası. Bir bakış atıyoruz arkadaşlar. Bir bakacağız böyle. Öf. Neyse. Şimdi mum falan indiriyormuşuz. Ne yapıyoruz? İndirelim. Nasıl indireceğiz mum falan? Ne diyorsun? Tekniği çalıştırayım mı? Evet, çalıştır. Ne olacak acaba lan? Nasıl bir şey çıkacak acaba? Çalıştı. Gitti. Aa, geliyor. Vay be. Vay, geliyorlar. Oo, çok güzel. Vay be. Çok güzeller oğlum. Baksana, daha çok geliyorlar orada. Keşke orada bekleydik. O ne, yavrular da geliyor. Çok güzel bir şey bu ya. Aa bak, orada yeşil bir tane çıktı böyle, farklı bir renkte. Benim hemen önümde. Vay be. Vay be. Ya Stardew Valley'i en çok sevdiğim... Yani Stardew Valley'de en çok sevdiğim şeylerden biri gençler bu atmosferi. Çok güzel bir atmosfer. Yazın parıltısı sönerken... Ay ışığı, deniz anaları büyük bir bilinmeze doğru yol alıyor. Vay be! Helal olsun deniz anaları, helal olsun, helal olsun, helal olsun deniz anaları, helal olsun deniz anaları. Helal olsun deniz anaları. Helal olsun, helal olsun, helal olsun deniz anaları. Evet. O zaman gençler, bu videonun sonuna geldik. Güzel bölümdü. O deniz anaları gösterisi çok hoşuma gitti benim gerçekten. Orada hızlı ek. Önemli bir şey olabilir. Ve arı kovanı. Aynı zamanda çiftçi oyunu. Çiftçilikte güzel başarılar kazandık. Seviye atladık. Güzel. Toplayıcılıkta artı seviye aldık. Artı bir balta uzmanlığı. Yeni tesisatları. Paratoner. Neyse artık o bilmiyorum. Yabani tohumlar. Güz o geldi zaten. Bir zahmet gelmeli artık. Yeni tesisatları. Işınlanma totemi kumsal. Işınlanma totemi ya. Aaa! Hadi! Abi bu totemden beni işte direkt oraya mı ışınlandıracak? Abi bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Çok güzel. Balıkçılıkta artık seviye atladık son yıllar sonra. Yeni nesne tarifi. Mıknatıs çok güzel. Yeni yemek tarifi. Deniz köpüğü tatlısı. Başka da bir şey yok. Bu arada çiftçikten de iyi para kazandık. 3500 gold. Güzel. Güzel bir para kazandık bugün. O zaman gençler, bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve alemin söylemesin. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.